Yağışlı bir günden herkese selamlar canlar. Bugünkü rotamız Ovacık olacak. Güzergahımız, yürüyüşümüz Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan başladı. Kontrol noktasını geçtik. Vadi güzergahı boyunca hem yürüyor hem otostop çekeceğiz. 80 kilometrelik bir mesafemiz var. Dediğimiz gibi yağış başladı, bugün yağışlı. Yüksek zirvelere muhtemelen kar düşecek. Gelecek hafta gidemezsek o tarafa kar oldukça etkili olmaya başlayacak. Öyle düşünüyorum. Zamanlamayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Maceramız başlasın. Araç durdurduk. Bakalım nereye gidecek? Hep birlikte abiye soracağız. Abi yolculuk nereye? Ben Deve Ağacı'ya gidiyorum. Gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Ben Ovacık'a doğru gidiyorum. Yok, ben o kadar gitmiyorum. Ben ileride köye gidiyorum. Şeye gitmiyormuşsun sen, ana patlan oraya. Ana patlan, ben tamam, yukarı. Tamam, ana patlan oraya kadar gidelim. Tamam, gel. Oradan sonra ben devam edeyim. Hiç sıkıntı yok, arkaya geçeyim. Evet, tamam. Canımın içisin. İsim nedir abi? Cihan. Cihan abi aldı, gidelim. Karla karışık yağış mevcut. Dediğim gibi yüksek zirvelerde sağlam bir şekilde kar yağıyor. Sis bulutları kapatmış. Yağış halen devam etmekte. Biz de çok güzel bir yere geldik. Yolumuzun üstü. Burası Pilvenk. Harika bir yer. Etraf sessiz, sakin. Sol güzergahımda akan bir Munzur suyu var. Milyonlarca yıl akan bir Munzur suyu. Kimilerini iyi ağırladı, kimilerini hüzünle uğurladı. Bu Munzur suyu ve Munzur Vadisi'nin milli parkını yürümekteyiz. Karla karışık bir yağış var. Resmen yani bedenime değdiği anda o sesi hissetmem gerçekten çok anlamlı. Pülümür Vadisi'nden sonra Munzur Vadisi'ni yürüyoruz. Burası Pülümür Vadisi'nden daha çok güzel ve daha çok ürkütücü, maceralı bir yer. Yani sarp kayalıklara sahip olan bir yer. Şu an açık noktadayız. Bilmiyorum, araç gelmiyor. Yani denk getirirsek o vadinin içini de sizlere ya yürüyerek göstereceğim ya araçla göstereceğim. Muhteşem ya. Bazı şeyler yorumsuz kalır deniliyor ya, gerçekten öyle bir şey. Buralar, bu coğrafyalar harikulade ya. Etrafa baktıkça yürüyorum. Şu suyun sesini hissettikçe, dinledikçe yürüyüşüm daha çok motiveli geçiyor. Ve bunları sizlere aktarıyorum. Hepimiz bundan gurur duymalıyız. Gurur duyuyoruz. Birlikte nice güzellikler keşfetmeye diyorum. Munzur Vadisi'nde beklerken karşıma çok değer verdiğim bir insan, Ovacık'ın gülü dediğimiz bir insanla karşılaştım. Alican Yerlikaya'yla birlikteyim. Alican Yerlikaya benim Ovacık'tan dostumdur, abimdir. Kendisini çok seviyorum. O kadar kargosu olmasına rağmen, sağ olsun köşeye çekti. Benim için yer açıyor. Kendisini çok seviyorum. Evet Ali abi, eklemek istediğin bir şey var mı? Lanet olsun senin gibi adama. Ne haber? Canımın içi. İyi, sağ ol, sen abi ne yapıyorsun? Hemen hazırlığımızı yapalım, gidelim Ovacık. Ne izlemek istiyorsun? Kadir, kendimi izlemek istiyorum ya. Tamam, evet, ifade. YouTube'da da çıkacak mıyım? Çıkacaksın tabii. Bu sefer çıkacağım değil mi? Kesin çıkıyorsun. Yerim. Ama yerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doğaçlama çok seviyoruz ha. Ciddi misin? Vadide gördün beni, lak direkt aldın. Ya ben tahmin etmedim ben sen olasın. Ciddi olamazsın. Vallahi. Ya abi, ama burada bir deli ben varım. Vallahi doğru söylüyorsun. Kim var? Demişsin aylar beni yedi. Yok abi, ben kafaya taktım çıktım. Serdal abi dedi, ben dedi bir Ali Can'ı arayayım, ne yapıyor ne diyor dedim. Tamam, beni aradı. Sen dedi, sen dedi, niye doludur? He?
Ben dedim yer çok doğru dönüş. Muymuşum? Haklı mıymışım? Doğru, evet, haklı doğru. Kesinlikle. Ben de dedim ki ben tek başıma giderim. Ama içimdeki his neydi biliyor musun? Yine alacağım bana denk gelecek. Kesin alacağım, bana denk gelecek dedim. Bak, düzgün baba olsun hadi kibar. Temiz adamsın. Hızır olsun kibar. Ben sana net söyleyeyim. Baktım sen durdun, sen de iyi niyetlisin. Köşe çektin. E tabi Kadir Gezdiş'i yolda bırakmak kişinin harcı değil. Değil kardeşim. Canımsın, var mı iletmek istediğin bir şeyler? Seninle vadiyi gezeceğiz, Obacık'a gideceğiz. Valla kardeşim içimden gelen tek şey ne biliyor musun? Evet söyle. Seni takip eden tüm dostlara boşuna takip etmediklerini dile getirmek isterim. Canım. Çünkü sen yüreği gerçekten güzel bir insansın. Afraşım. Yardım seversin. Sağolasın. Bir o kadar macera seversin. Daha da başka ne diyeyim, kado senin. Canımın içisin. Şu anda arabada kimin olmasını isterdim biliyor musun? Kim? Ali Aydar Arslan. O da olacak. Oğlum damla geliyor burada. İşte sizlere bahsettiğimiz Munzur Vadisi Milli Parkı güzergahındayız. Sarp kayalıklar ve doğanın ihtişamı oldukça etkili. Ali Can abimle beraber bu güzelliği yaşıyoruz. Abim sana çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Rica ederim. Yorulmuş şenlendirdin ya. Canımın içisi. Bu virajı yapın. Yeter. Yeter. Yetkililer duydu. Yetkililer duysun artık, bu virajı yapın. 50 tane adam öldü burada. Yeter. Çok pis bir viraj ya. Bellidir abi. Kör nokta. Vadisi Milli Parkı yazıyor. Eski bir tabela. Bu doğayı bozmadan bu yolu yapsalar çok zor olur. Değil mi? Tabii. Ambulansla hasta taşırken canla başla geliyoruz bu yolu. Ben ne yaparsak yapalım. Çoğu hasta yolda ek soruyor. İster istemez vicdanın ne sıkıyor? Çünkü yetiştiremiyorsun. Yanındaki yakını ağlayınca sen de ağlıyorsun. Dilerim Allah'tan bir gün yetkililer sesimizi duyar bu yol için. Öyle umuyoruz. Aynen. Bu yolda öyle bir yol ki taştan kaçıyorsun çukura, çukurdan kaçıyorsun viraja, virajdan kaçıyorsun hayvana, hayvandan kaçıyorsun tıra. Bunların hepsi denk geliyor yani. Ya insan aklında bir şey olmalı yani. Bu yollarda aa, herkesin bir macerası var. Söyle hele. Kardeşim ilaçlı olan. Kado bir gün kargoya geldik. Ya bir de bir kargo var, pandemi dönemidir. Arabanın üzerine bile kolileri bağlamış. Kardeşim ilaçlı dedim ki, ya dedim ben tek başıma yetişemiyorum. Evet. Sen Allah'ını seversen dedim benle beraber gelesin şeye. Tunceli'ye beraber kargolar alırız, dönüşleri beraber dağıtırız. Yani ben kardeşime yine fazlasıyla yardımcı olurum. Harçlığını da veririm. Tabuk kandı. Kanınca biz yola çıktık. Yola çıktık saat öğlen 1 olmuş. Biz halen kargo alıyoruz. Dönüşte dedim, vav dedim sana dedim nerede yemek söyleyeyim? Ben sana tantuni mi söyleyeyim, sana dürüm mü söyleyeyim, ızgara mı söyleyeyim, sulu yemek mi yenersin, döner mi yersin, ne yersin? O dedi vallahi ne ısmarlasam onu yerim ama ben acım dedi. Dedim ben de çok acım. Böyle bir saat geçti, dönüşe geçtik. Dedi dur burada yemek yemiyor dedi. Garajın orada dedi bir tane şey var. Tavuk çevirme yapan. Dedi tavuk çevirme alırız. Yanına da sebze alırız. Ana Fatma'da oturup yeriz. Tamam. Dedim tamam. Kafama da bir an böyle hayal ediyorum. Dedim en güzeli dedim tavuk çevirme. Böyle sıcak sıcak bir de. Güzel de kızlık kıtırık bir ekmek de almışız yanına. Dedim yanda ne içersin? Dedi ayran içerim. Tam yola çıktım. Ya dedi keşke su alsaydık. Ben çok susadım. Ya dedim Ana Fatma'da su var. İçersin. Gindik Ana Fatma'nın orada bir tane oturak yapmışlar bankta. Dedim ben hazırlayayım. Sen de git suyunu al gel. Ya o kadopuyu açtım. Bu tavuk çevirmenin en güzel yeri butu. Tamam. Ya butu aldım ağzımın içine koydum. Bir çektim. Bir tanesi gitti. Kemiği an böyle sallanıyor elimde. Baktım hoşuma gitti. Diğerini de aldım. İnançla böyle ağır ağır gidiyor biliyorsunuz suya. Giderek kendine içme suyu getirecek. Kadu ben bir but dedim. İki but dedim. Bir baktım tavuğun yarısı gitmiş. O gelene kadar da bir tane de nurun olmaz ekmek arası yaptım kendime. Ucunu kapattım.
İnanç dedi, hadi başlayalım. Başlayak demeseydi beni gülme tuttu. Ya dedim İnanç, başlayak da köpek geldi aldı az önce yedi. Dedi nasıl köpek geldi yedi? Dedim vallahi köpek geldi yedi. Ya dedi vallahi deme. Ya dedim neye inanıyorsan. Ya bu bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Çocuk dedi ya ben çok acım. Dedim kardeşim abi göğsünün alt tarafını böyle o köpeğin ısırdığı yerleri böyle elimle alam. Vallahi dedim gerisini ye sana bir şey olmaz. Kadın bu bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Dedim ben ne yapacağım, ne edeceğim? Yolda geldik, birden dedi ki o köpek sendin değil mi? Ya kıpkırmızı oldum böyle biliyor musun? Dedi o köpek sendin değil mi? Dedim kardeşim ne yapayım, ben çok acım biliyorsun. Harika. Bu mesele var ya, tam 3 yıl konuşuldu biliyor musun o vacımda? Yüreğine sağlık abi. Ya vallahi. İnanın doğaçlama geziyorum. Güzelleşiyor, dakikasıyla güzelleşiyor. Etraf sisli, sis çökmüş her yere. Kar da atmosferiyle, dakikasıyla harikalar yaratıyor. Etrafı beyazlığa bıraktı. Yani sabaha kadar böyle devam ederse kar tutar. Kar tutar ve daha da güzel olur. Karın tutmasını temenni ediyoruz değil mi abicim? Karın tutmasını temenni ediyoruz. Evet, nasılsın ya, abi iyisin? Sen abi iyisin. Durumlar nasıl? İyidir. Sen tanıyalım abi. Seni abi. Nazım Kılınç. Nazım Kılınç. Ne yapıyorsun abi burada? Hayvan besliyorsun. Hayvancılık değil mi? Evet. İşiniz rast gelsin abi. Sağ ol. Var mı iletmek istediğim şeyler ovacıktan? Evet, selam söyle. Canımın içisin abi. Kendine çok geliyorsun? İyi bak. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan? Tabii. Yani, geziyorum böyle, turluyorum. Nereye gidiyorsun böyle? Veysel dayının yanına gideceğim. O senin dayın mı? He. Vallahi. Şaka şaka. Tanıştık da yeni tanıştık. Geçen sene tanışmıştık. Sen Tunceli'sin değil mi? He, ben zirve yapıyorum böyle, tırmanıyorum. Ben aslında Muşluyum. Ya fark etmiyor, nereli olursan olur. Şimdi neredesin diye şimdi yalan yanlış bilgi vermeyelim. Yok yok. Anlatabiliyor muyum? 6-7 yıldır buralardayım. Bir dersimli gibi olmuşuz. Tamam tamam, fark etmiyor. Yani geziyorum böyle. Nereli olursan olur, insan olduk aslında fark etmiyor. Dünyayı geziyorum böyle. Tamam. Sağ ol. Canımsın. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Veysel abi buram. He tamam, bakacağız şimdi. Yalnız onlar şeyde de davardadır yüzde yüz. Tamam görüşürüz. Görüşürüz abi. Sağlıcakla kal. Sağ ol. Evet abi de yolcu ettik. Görüşürüz abi. Eyvallah. Evet seni tanıyalım. Sen kimsin? He? Gelen misafirleri böyle karşılıyorlar. Tam koyun kokuyorsun ha. Tam koyun kokuyorsun. Relax ol. Relax ol. Bak buraya. Evet. Veysel dayıyla birlikteyiz. Programımız devam etmekte. Ben dedim siz Mercan Dağı'ndasınız ha. Ya orada olsaydım gelir miyim? Tabii gelirdim. Hala hala. Nasılsın dayıcım? İyisin. Hava iyidir. Durumlar nasıl? İyidir. Sağ olasın. Nasıl? Vallahi gezmeye devam. Ne var ne yok. Bir ayak üstüsü var şimdi. 70 mi? Ayak üstü? He. İçeri ben geliyorum, ben gelip de varayım. Kim var? Evde hanım olur, ekmek pişiriyor aşağıda, gelir şimdi. Tamam sıkıntı yok. Çantayı bırakayım. Yenge nerede? Şimdi gelir. Tamam sıkıntı yok. Bu kimi? Soba ne güzel ya. Soba ne harika bir şey. Geldiğimiz oda burası. Dışarıdan görüntüyle yüzüm daha net görünsün istedim. Sobamız da yanıyor. Belli ki bu gece buradayız. Doğaçlama gerçekten harika bir şey. En son 2020 yılında Mercan Vadisi Buzul Gölleri'ne giderken Veysel Dayı ve Zayde Yenge ile tanıştım. Çok güzel insanlar, değerli aileler. Burada hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ovacık'tayız. Güzel bir atmosfer oldu, harika bir atmosfer oldu. Bu tarafta kar mevcut. Sobamızı yaktık, yemeğimize başladık. Güzel dakikaları yaşayacağız. Yemekten sonra çay eşliğinde eskileri yad edeceğiz. Eski hatıraları konuşacağız. Keyifli geçen makaralarımız çok oldu, anımız çok oldu. Zayde Yenge dayı bilir. Davara çok gönderdi. Beni çok davara gönderdi ama güzeldi her şey. Adile dedim gel davarı bir yere. Hadi keşler sürmen keşler sağlam. Harikasın. Neler gördük neler gördük değil mi Kadir? Vallahi. O ilk gün hiçbir zaman tamam. Sonra ama iyi toparladık. Ben bir sonraki geldiğimde bir baktım dolup güdükler var. Baktım hani var güdükleri. Yukarıdan getir.
Ne zaman geçiyorsunuz yukarı? Nisan'da. Nisan'ın 20'si sonunda gidersin. Gelen Nisan'da. Gel biraz yazdım. Nisan'ın 5'inde kadar olur. Dağlara gideceğiz. Sen bu sene gelsen bismillah bir sürü monta getirirsin. Kadir sen ne? Bu sefer de gülünmez. Ya bu Kadir de sen. Sen ama onu tanımam. Biz çok hızlıyız. Biz mi gidiyoruz? Ne var orada getirdik onları? Nerede? Getiren mi? Gel ya, şimdi var sabah. Aha buradaymış. Bununla yıkacağız. Tamam ben köpükleyeyim, sen dur. Dur ben gidiyorum. Ben yapayım ha, sen dur. Ciddi mi? Vallahi ben de anlıyorum. Ben de sigaramı içtim 5 liraya. Saat sabahın 8.45'i. Herkese günaydın. Ama benim bölgem sisli ve kapalı. Atmosfer böyle. Yoldan çıkmak istemiyorum. Etraf sis bulutu. Gideceğim bir bölge var. Yoldan da çıkmak istemiyorum. Özellikle kendi patikamdan çıkmak istemiyorum. Çünkü hemen hemen 30 veya 50 metre ilerisi görünmüyor. Önümüzde neler var onu da bilmiyoruz. Lakin patikayı takip ediyorum. Gerçekten sisli puslu bir gün. Nasıl bir macera yaşayacağımızı bilmiyorum. Yani doğaçlama olarak çıktığım bu serüveni kendim adına ve hepimiz adına güzelleştirmek istiyorum. Tabii riskli yolları da var. Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışacağız. Ben de yol güzergahı boyunca tüm yakaladığım maceralı güzellikleri sizlere aktaracağım. Macera başlasın. Köpek izleri geçmiş zaten. Farklı bir macera gerçekten. Dört mevsim adı altında yaşam sürdürdüğüm bir serüven. Bir aksiyonlu macera yani. Yaklaşık 3 kilometredir yürüyorum. Hiçbir şey yok. Ne sağımda bir şey var, ne solumda bir şey var. Yürüyorum. Yani hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Bir veda videosu olabilir mi bilemem. Ama bir maceranın içerisindeyim. Kendimle beraber herkese güzelleştirdiğim bir maceranın içerisindeyim. Açık ve net. Doğrudur, riski aldık. Hikayenin sonunu bizler hepimiz merak ediyoruz. Özellikle ben merak ediyorum. Neredeyiz? Nereye varacağız? Ne yapacağız? İnanın hiç bilmiyorum. Yani görüntü şu. Başka bir şey yok. Umuyorum güzelliklerle final yaparız. İyisi de oluyor, kötüsü de oluyor. Her şeyi göz alıyoruz. Tek bildiğim, yürüyorum, pes etmiyorum. İrademi kullanıyorum. Durun, bunu herkese paylaşmak istiyorum. Gelin. Bekle, gel yanıma. Yanıma gel. Tamam, biliyorum, evet. Çok seviniyorsun, gel. Gel. Aferin. Bak kimlerle karşı karşıyayız, gelin. Aferin sana. Aferin. Oyun oynayak diyor ha, görüyor musun? Hadi gelin. Gidelim. Oh, çok şanslıyız. Evet dostlar, bizi karşıladı.
Dostlar bizi harika karşıladı. Hadi gidelim, gelin. 5 kilometre yürüyüşün ardından köye ulaştık. İlerideki köyleri de deneyeceğim. Dostlarla buluştuk. Harikasınız. Gel. 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 Sen dur. Sen oyna. Hadi gel. Sen gel. Sen gel. Al. Daha yeter. Dur şimdi bekle. Kapatayım, oynayalım. Yolda çok güzel dostluk elde ettim. Çok mutluyum. Birkaç tane daha evler var. İleriyi zorlayacağım. Bakacağım. İleride bir şey yoksa bile buralarda kalırız artık. Bir kapı çalarız ya da çadırımızı kurarız. Sürdürelim ya. Köyün en azından atmosferini gördük. İki tane de dost elde ettim. Öncüler resmen ya. Canımlar. Sen şimdi git. Ben geleceğim, söz geleceğim. Tamam mı? Yine oyun oynayacağız. Bana çok şans dile. Uzun bir yol beni bekler. Görüşürüz sevgili dostum. Ne kadar merhametliler ya. Gerçekten yani öyle bir merhametliler ki. Utanıyorum ya. İnsanlığımdan utanıyorum, insanlığımdan. Neyse. Her ne kadar kış koşulu olsa bile şu kar beyazımsı atmosferde yürümeyi inanın çok özlemişim. Dakikalar güzelleşiyor. Bence buna değer. Saat 10:20 geçiyor. Aşırı derecede mutluyum. Hem karşımda bir köy, hem de en güzeli, bakın sisler çöküyor. Dağları görmekteyiz hemen hemen. Şuraya bak ya. Dağı görebiliyorum. Bulutları görüyorsunuz. Uf. Çekiyor sisler çekiyor. Köyün ardı dağ. Dağın şekilimsi halini, bembeyazımsı halini bile görüyorum. Çok güzel.